emin olun ülkemizin bugün etkili aşılara ihtiyacı S-400 ile mukayese edilmeyecek kadar gerçektir, ciddidir ve hayatidir. Lütfen şu aşıyı şeffaf bir şekilde anlatın. Millet aşının özelliklerini şeffaf bir şekilde öğrensin. Kendi yandaşlarınıza gizli gizli aşıyı herkesten önce uygulamayın. Sayın Cumhurbaşkanı ve diğer görünür isimler kameralar önünde getirdiğiniz aşıyı yaptırın. Yaptırın ki vatandaş getirdiğiniz aşıya güven duyabilsin. Vatandaş sizinle aynı aşıyı vurulacağını bilsin, emin olsun. Ne kadarlık bir anlaşma yaptınız açık bir şekilde anlatın. Niçin başka aşı üreticisi şirketlerle de anlaşma yapmadığınızı açıklayın. Amerika'da, İngiltere'de geliştirilen aşılar niçin bizim ülkemize gelmiyor vatandaşa anlatın. Niçin milyonlarca Müslüman Türkiye nazi zulmü yapan Çin'le aşı anlaşması yaptınız şeffaf bir biçimde açıklayın. Vatandaş bilsin, Mahalle arasındaki bir bakkal bile arz güvenliğinin ne olduğunu bilir. Siz korona salgını gibi büyük bir tehdit karşısında niçin Türkiye'yi sadece bir tek ülkeye, Çin'e mahkum ediyorsunuz? Bunu açıklayın. Bütün dünya faz çalışmaları tamamlanmış, farklı aşılardan bir sepet yaparken biz niçin sadece Çin aşısı alıyoruz? Kim veriyor size bu akılları? Bu iktidara rota çizdiğini söyleyen Çin ve Rus muhipi 28 Şubat Şubatçı Perinçek'ten mi alıyorsunuz bu akılları? Açıklayın. Kıymetli vatandaşlarımız, değerli basın mensupları. Diğer bir konumuz ise bu ay belirlenecek olan asgari ücret. Ülkemizde çalışma çağındaki her 10 kişiden 3'ü işsiz. Geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı oranının %30'u aşması artık neredeyse her evde üretimden kopmuş, hayallerini yitirmiş en az bir aile bireyi olması anlamına geliyor. Reel ücretlerdeki düşüş ile çalışan bireylerin de ailesinde bakmak zorunda olduğu kişi sayısı ve sorumlulukları artıyor. Başka bir deyişle sofra küçülüyor ancak sofraya oturanlar artıyor.